Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde, tarihin en eski zamanlarından bu yana insanlığın göz bebeği olmuş, dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İstanbul Boğazı'nın en nadide yeri Fatih'teyiz. Kurulduğu ilk günden beri dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'umuzun tarihi yarımadasını da sınırları içerisinde bulunduran Fatih ilçesi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle tartışmasız dünyanın en değerli yeridir. Fatih ilçesi, camileri, türbeleri, çarşıları, sarnıçları, surları, köşkleri, sarayları ve birçok tarihi yapısıyla açık hava müzesi niteliği taşımaktadır. Adını Fatih'ten alan, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camisi ile fetih ruhunu ilk günkü gibi canlı tutmaya devam eden Fatih'te ilçe müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla, çocuğu, genci, kadını, yaşlısıyla bütün Fatihlilere hizmet etmektedir. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Diyanet TV'mize Fatih'imizi tanıma, tanıtma bizlere imkanı verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızda Rabbim kolaylık versin inşallah. Öncelikle Fatih ilçemiz, tabii tarihi yarımada diye tabir ettiğimiz Yeditepe üzerine kurulu bir ilçe. Bu Yeditepe'nin tamamı Fatih ilçesinin sınırları içerisinde. Birçok vatandaşımızın bildiği, özellikle şu anda müftülüğümüzün bulunduğu bu mekan, Fatih Camii'nin bulunduğu mekan Yeditepe'den birisidir. İkinci tepemiz Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camilerimizin bulunduğu tepedir. Üçüncü tepe yine hemen Ayasofya Camii'nin üst tarafında bulunan Nur-u Osmaniye Tepesi. Yani o camimizin de, Nur-u Osmaniye Camimizin de bulunduğu tepe. Dördüncüsü Beyazıt Camimizin bulunduğu tepedir. Beşincisi hemen yakınımızda yine Fatih Camimizin ilerisinde Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan Camimizin bulunduğu tepe. Altıncı tepe Koca Mustafa Paşa tarafında yine Sümbül Efendi Camimizin bulunduğu tepe. Bir yedinci tepemizde yine Fatih Camii'ne yakın olan Yavuz Sultan Selim Camii'nin bulunduğu tepe. Bu yedi tepe İstanbul dediğimiz tamamı Fatih, yani tarihi yarımada içerisinde bulunan tepelerimiz. Tabii burada öncelikle nüfusumuzdan belki söz edecek olursak 440 bin civarında bir nüfusumuz var ama gündüz nüfusu tabii belki 2 milyonun üzerinde bir ilçeden bahsediyoruz. Onun akabinde tabii Fatih Müftülüğü olarak bizim burada her iki daha evvel Eminönü ve Fatih ilçeleri iken Eminönü ilçemiz Fatih'e bağlanmış olup her iki ilçemizde 350 civarında cami bulunmakta. Tabii bu belki diğer ilçelere nazaran epey bir yoğunluğun olduğu bir bölge. Özellikle Selahattin camilerimizin büyük bölümü Fatih ilçemizde olduğunu da malum biliyoruz. Başta Ayasofya Camimiz olmak üzere diğer Selahattin camilerimizin bulunduğu önemli bir ilçemiz. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın birçok konuda hizmetlerimizin toplumun her kesimine ulaşması için önümüze açtığı malumdur. Özellikle burada vurgulamak gerekirse gençlik hizmetlerimiz bunun başında geliyor. Bunun tabii hemen akabinde KYK dediğimiz kredi yurtlar kurumlarında, hastanelerde manevi rehberlerimizin bulunması bizim için önemli bir avantaj. Hizmetlerimizi toplumun her kesimine getirebilme imkanına sahibiz elhamdülillah. Bu konuda başkanlığımıza müteşekkiriz ve üniversite öğrencilerimize yönelik Diyanet Vakfımızın İyilik Evleri adı altında şu anda Fatih ilçemizde
örnek verecek olursak efendim 110 civarında öğrencimiz kalıyor. 13 evimiz var. Buralarda 110 öğrencimiz, 90'ı şu an kız öğrencimiz, 20'si de erkek öğrencimiz olmak üzere bu şekilde bu sene 2021-22 sezonunda öğrencilerimiz bu evlerde kaldılar. Gençlik hizmetlerine başlamışken özellikle bizim 3 tane gençlik merkezimiz var Fatih ilçemizde. Bir tanesi Hürrem Çavuş Camii Gençlik Merkezimiz. Burada özellikle okula giden öğrencilerimiz, başta ortaokul öğrencilerimiz olmak üzere orada derslerine katkı sağlanması amacıyla ek derslerin de verildiği, öğrencilere yardım edildiği ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize buralardan bu cami merkezli hizmetlerin yaygınlaştırılması adına Diyanet Vakfımızın da destekleriyle zaman zaman burada mahalle halkından ihtiyaç sahibi olanlara bizler de camilerimizle beraber hizmetimizi ulaştırmaktayız. Yine ikinci bir gençlik merkezimiz Aynalı Çeşme Camimiz. Orada gençlik merkezimiz yine değişik faaliyetlere imza atıyor. Özellikle okçuluk başta olmak üzere bu sene Diyanet Vakfımızın da destekleriyle, Fatih Şubemizin desteğiyle orada kızlarımıza yönelik yine tekvando kurslarını da başlattık. Diğer bir başka gençlere yönelik yaptığımız önemli çalışmalardan birisi okullarımızla irtibat halinde hem ortaokullarımıza hem de liselerimize yönelik Mevlid-i Nebi başta olmak üzere çeşitli vesilelerle konferanslarımız var. Özellikle liseli öğrencilerimize İstanbul İlahiyat ve Fatih Sultan Mehmet İslam İlimler'den hocalarımızın da desteğiyle konferanslar verilmiş ve bizler de Fatih Müftülüğü vaizlerimiz, başta kendimiz de olmak üzere uzmanlarımızdan ve diğer hocalarımızın da desteğiyle ortaokullarımıza da bu konferanslarımız ve seminerlerimiz devam ediyor. Gençlerimiz geleceğimizdir, ümidimizdir, en önemli varlığımızdır. Gençliğine sahip çıkan, onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar, geleceklerini inşa etmiş olurlar. İşte bu anlayışla, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren hocalarımız, Fatih'te yaşayan bütün gençlerimizle tek tek görüşmeyi hedefliyor. Elbette ki 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız bu gençlik koordinatörlüğü ihdas ettiğinde bütün her yerde gençlik koordinatörlüğü adı altında isimler yeni yeni illerde oluştu. Daha sonra ilçelerde oluştu. Hocalarımızın yapmış olduğu faaliyetler vardı. Fakat bu faaliyetleri hem genele yaymak hem de müftülük adı altında daha profesyonel, daha orijinal, daha güzel şekilde yapılabilmesi için Müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordineliğinde gençlik koordinatörlüğü oluştu. İnsan yetiştirmek yerine insan yetiştiren nesil yetiştirmek. Hedefimiz bizim Allah'ı bilen, peygamberi tanıyan, anasına babasına hürmetkar, hocalarına saygılı, sevgili, okuldaki öğretmenlerine, sokaktaki insanlara, sokaktaki kediye, hayvana dahi eziyet etmeyecek, saygı gösterecek, merhamet duygusu yüksek çocuklar, gençler yetiştirmek bizim hedef ve gayemiz. Elbette ki bunları yaparken belli bir disiplin içerisinde yapmamız gerekir. Bunun için belli bir plan ve proje içerisinde ilerliyoruz. Bizim Fatih ilçesinde 27 tane ortaokul var, 27 tane lise var. Biz 27 tane ortaokullar için, 27 tane de liseler için hocamızı görevlendirdik. Ahmet hocamızı A okuluna, Mehmet hocamızı B okuluna ki Fatih ilçesi olduğu için burada isimlerini zikredelim. Yani Türkiye'nin hatta dünyanın meşhur okulları diyebiliriz. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertemniyal Lisesi, Çapafen Lisesi bu gibi okullarımızda hocalarımız görevli okul idareleriyle birebir görüşüyor. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde
bizim Diyanet İşleri Başkanlığı müftülük olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı yükümlülüklerimiz olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bize karşı yükümlülükleri var. Yani karşımızdaki iyi niyet protokolü çerçevesinde biz onlara gidip zaman zaman konferanslar veriyoruz. Zaman zaman bazı hocalarımız birebir çocuklarla görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda bütün okullarımızda özellikle Mevlid-i Nebi gibi mübarek gün ve gecelerde yerlerde veya bağımlılık ile ilgili arkadaşlarımız ayrı ama bizim ulaştığımız gençler olduğu için, gençlere yönelik olduğu için bütün okullarda konferans verdik. Hiç istisna koymadık. Kamplar yapıyoruz hocalarımızla. Sonra burada dersler çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Hocalarımız bizi gezmelere götürüyorlar. Sabah programları, buluşmaları, kahvaltı programları oluyor. Vaktimiz boş olduğu zamanlarda hocalarımızdan izin alıp burada ders çalışabiliyoruz. Arkadaşlarımızla ok atıyoruz. Gelip oyunlar oynuyoruz, zeka oyunları, langırt oynuyoruz. Vaktimizi değerlendiriyoruz burada. Namaz vakti geldiği zaman da arkadaşlarımızla yukarı çıkıp namazlarımızı kılıyoruz. Ardından burada oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla. Fatih Diyanet Gençlik olarak bir gece kampı yaptık. Hocalarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte. Bir gece orada kaldık. Kampta ateş yaktık, etrafında oturduk arkadaşlar, sohbet muhabbet yapmıştık, nöbet tuttuk akşamleyin. Bizim aynı zamanda Fatih'de KYK yurtlarımız var. Kredi Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Toplam 4 tane yurdumuz var. Bu 4 tane yurdumuzda manevi rehberlerimiz var. Bu manevi rehberler aracılığıyla üniversitede okuyan çocuklarımıza, gençlerimize, çocuk demeyelim onlara, üniversitede okuyan gençlerimize değişik hocalarımızı, değişik konuşmacılarımızı getirerek hem bizler kanalıyla hem de KYK yurdu kanalıyla değişik konuşmacılar getirerek ve haftada bir gün mutlaka genel bir sohbet ve her gün oradaki manevi hocalarımızın katkısıyla oradaki gençlere özel sohbetler yapılmaktadır. Özel dersler verilmektedir. Tabii bu gençlerimiz de, tabii sadece bu gençler değil, bütün gençlere yönelik zaman zaman sosyal aktiviteler, yani eğlenceler düzenlenmektedir. Pikniğe götürülmektedir, piknikte yemek ikram edilmektedir. LGS sınavında, YKS sınavında il müftülüğü olarak ve ilçe bazında biz çocuklara bu sınava girdikten bir hafta sonra nefes kampları düzenlenmektedir. Adı da zaten bir yıl boyunca çocuk dersine çalıştı, kafasını kaldıramadı. Artık bir nefes olsun diyerekten nefes kampları düzenlenmektedir. Bazı hocalarımızın yine katkısıyla okçuluk faaliyeti, tekvando faaliyeti, yüzme kursları, çocuklarımıza fidan dikme eğitimi, yine boks eğitimi, bisiklet parkuru eğitimleri gibi çocuklarımıza değişik etkinlikler düzenlenmektedir. Bizim bu Fatih Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak elbette ki Fatih'te olmamızdan dolayı ve Ayasofya-i Kebir camimizin açılmasından dolayı da hem Fatih'ten biz rahatça ulaşım sağladığımızdan dolayı gençlerimizi oraya hem sabah namazına her diğer zamanlar mutlaka götürdüğümüz gibi il dışından da mesela örneğin Bilecik'ten yarın misafirlerimiz gelecek, 40 kişilik bir misafir grubu gelecek. Fatih Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak gençlerimize yönelik birçok aktiviteler yaptık. Stand açmaları, gece kampları, çocuklarımızı birçok aktivite yaptığımız gibi bunların içerisinde benim en beğendiğim, en güzel olanlardan bir tanesi. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi'nden başlayarak tarihi eserleri komple tanıtarak en son finali Ayasofya Kebir Camisi'nde bitirerek ve Ayasofya'nın o ihtişamı altında çocuklarımıza Ayasofya'nın o güzelliğini anlatmak ve sonrasında da ufak tefek simit poğaça ikramıyla gençlik faaliyetlerini devam ediyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi aramıza bekliyoruz. Allah'ın kelamı ve dünyamızın nizamı olan Kur'an-ı Kerim bizler için çok değerlidir. İnsanlar arasında da Kur'an'ı ezberleyen hafızların ve Kur'an'a hizmet edenlerin değeri çok yüksektir. Fatih İlçe Müftülüğü'ne bağlı hafızlık Kur'an kursları, içimizdeki en değerlilerin yetiştirildiği merkezlerdir. Allah hafızlarımızdan ve onları yetiştiren değerli hocalarımızdan razı olsun.
Kur'an kursu faaliyetlerimizi genel olarak ifade edecek olursak, ilçemizde iki tane A grubu Kur'an kursumuz bulunmakta. Onun yanında B grubu olan yine kurslarımız 13 B grubu ve diğer C grubu diye tabir ettiğimiz Kur'an kurslarımızın sayısı da 45 civarında. 61 tane de D grubu dediğimiz, yani bulunan Kur'an kursu olması imkanı belki tam şartı el vermeyen fakat bir odası en azından bulunan camilerimizde açtığımız D grubu Kur'an kurslarımızla beraber toplamda 121 Kur'an kursuyla 2021-2022 eğitim öğretim sezonunu bitirmiş olduk. Burada 4-6 yaş Kur'an kurslarımız özellikle önemli bizim için. Yine hafızlıkla ilgili yapılan çalışmalarda 1090 hafızlık yapan 2021-22 öğretim sezonunda öğrencimiz vardı. Bunlardan özellikle 264'ü hafızlığını tamamlamış oldular. Bu da bizim için önemli bir rakam. Tabii bunların oluşmasında öncelikle proje Kur'an kurslarımız, hafızlıkla ilgili proje kurslarımız bu işin başını çekiyor. Başta Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip'le beraber yaptığımız proje Kur'an kursumuz var. Oradaki okulumuzun içerisinde C grubu kursumuz özellikle bu konuda başı çekiyor. Yine Sinan Ağa Kur'an kursumuz var. Atatürk İmam Hatip'le beraber devam ettiğimiz. Onun yanında yine diğer Kur'an kurslarımız hem kızlara hem de erkeklere yönelik kurslarımız önem arz ediyor. Burada tabii proje Kur'an kurslarının önemi nedir? Okuldan belki kopmadan çocuklarımız hem okula devam etmiş oluyor. Okul derslerini bizzat yani açıktan değil normal okulda okumak suretiyle okuldan koparmadan çocuğumuzu ne yapıyoruz? Bir sene ara vermek suretiyle 7. sınıfta kayıt dondurmak suretiyle hafızlığını bitirtirmiş oluyoruz. Diğer Kur'an kurslarımızda özellikle öğrencisi çok olan kurslarımızda lise çağındaki, seviyesindeki öğrencilerimiz hafızlıklarını yaptıktan sonra belki İslami ilimler dediğimiz onun öncesinde bir sene temel Kur'an-ı Kerim'i anlama programı çerçevesinde Arapça eğitim almakta ve daha sonra bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 3 yıllık İslami ilimler programına alınıyor. Yani hafız öğrencilerimiz hafızlığını bitirdikten sonra da başkanlığımız onları bırakmıyor. 4 sene daha orada liseyle beraber hafızlık eğitiminin bitiminde Arapça eğitimi ve temel İslami ilimler konusunda yetkinlik kazanması için bu eğitimi de devam ettirmiş oluyor. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Adım Muhammed Ayyıldız. Trabzonluyum. Hafızlığımı Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gürpınar Kur'an kursunda bitirdim. 1997 yılında Of'ta imamlığa başladım. 2001 yılında Sinan Ağa Camimizde atandım. Burada imamlığa devam ettim. 2010 yılında yine İstanbul İl Müftülüğümüzün açmış olduğu Tashih-i Huruf kursunu bitirdim. 2014 yılında da Dülgezade Kur'an kursunda Kıraat-ı Aşere ilmini tamamladım. 2014 yılında Kur'an kursu öğreticiliğine başladım. 2016 yılında Sinan Ağa Kur'an kursunu inşa ettik ve burada bu kutsal vazifeye devam ediyoruz. Hafızlık çok şerefli bir vazifedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır buyuruyor. Bu şerefe nail olmak için hafız olunur.
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı biz indirdik, korucusu da biziz buyuruyor. Bu ayetin birinci muhatabı Rabbimiz, ikinci ve üçüncü muhatabı ise hafızlardır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i hafızların zihinlerinde kıyamete kadar muhafaza edecektir. Kur'an muhafızları ordusuna biz de Sinan Ağa Kur'an kursu olarak 2016 yılında okulla beraber hafızlık eğitimi projesini hayata geçirmek için Sinan Ağa Kur'an kursunu inşa ettik. İlk iki yıl Fatih Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ile aramızda yaptığımız protokolle eğitim faaliyetlerimizi yürüttük. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Diyanet İşler Başkanlığımızın işbirliğiyle kurumlar arası yapılan protokol çerçevesinde Fatih Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Sinan Ağa Kur'an Kursu işbirliğiyle eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kuruluştaki asıl amacımız dini ilimlerle fenni ilimleri ittifak ettirip ümmetin terakkisine katkı sağlayacak ahlakı Kur'an, davası Furkan olan milli ve manevi değerlerine bağlı, inançlı ve idealist bir nesil yetiştirmenin yanı sıra Kari'ul Kur'anlar yetiştirmek suretiyle Kur'an'ın lafzına, Hafızul Kur'anlar yetiştirmek suretiyle Kur'an'ın hıfzına, Alimul Kur'anlar yetiştirmek suretiyle de Kur'an'ın ilmine sahip çıkarak Hadimul Kur'anları yetiştirmektir. Adım Emir Abdülhamit Handuru. 12 yaşındayım. Saat 6.30'da kursa geliyoruz. Dersimiz 6.30'da başlıyor. 6.30'dan 9'a kadar ders yapıyoruz. 9'da bir yemek molasına çıkıyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra hocalarımız eşliğinde bahçede voleybol, basketbol, pimpon, işte zeka oyunları şeklinde oyunlarla vaktimizi geçiriyoruz. 9.40 gibi teneffüs bitiyor. Tekrardan derse geçiyoruz. Aynı şekilde 11'de tekrardan bir teneffüse geçiyoruz. Çıkıyoruz. 11'de tekrar teneffüse çıkıp hocalarımız eşliğinde yine voleybol, basketbol oyunlarla vaktimizi geçirip 11 çeyrekte tekrar derse geçiyoruz. 12.30'da öğlen yemeği, namaz molası o şekilde bir teneffüse çıkıyoruz yine 2'ye kadar. Sonra 2'den 4'e kadar ders yapıyoruz. 4'te de eğitimimiz bu şekilde bitiyor. 4'te de evlerimize gidiyoruz. İleride robotik okuyacağım inşallah. Allah nasip ederse robotik okuyacağım. Ve sağlık açısından bir robot tasarlamayı düşünüyorum. Yani insanların sağlığına yardımcı olacak bir şekilde bir robot yapmayı düşünüyorum inşallah. Hedefim bu. Hafızlar mukaddes vahiy yükünü taşımaktadır. Onların hak ve hakikat davasını yorgun sırtlarına yükleyip dik yokuşları çıkanlardır. Onlar kutsal bir çilenin gönüllü kahramanlarıdır. İşte bunun içindir ki hafızlık yapan öğrencilere gerek ülkemizde ve gerekse İslam bellelerinde ayrı bir teveccüh, ilgi ve alaka vardır. Çünkü hafız ilahi vahyin taşıyıcısıdır. Tüm zorluklara rağmen bu ilahi vahyi ezberleyip hem muhafızı oluyor hem de bu ilahi vahyi lafzıyla, manasıyla satırdan sadıra taşıyor. Kainatın yaratılışındaki maksadı ve manayı anlatan ilahi kelamın koruyucusu ve Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar korunması hususunda oluşturan Kur'an muhafızları zincirinde bir halka olmak insanoğlu için en büyük şeref olsa gerek. Diğer müjdeleri ve kazanımları bir kenara koyalım. Sadece bu şerefe nail olmak için hafız olunur. Ne mutlu bu şerefe nail olanlara ve bu şerefi hakkıyla taşıyanlara. Mevlam bizleri bu şerefi hakkıyla taşıyan ve bu uğurda rıza-ı ilahi için mücadele eden
ve bu şerefe nail olacak nesilleri yetiştirenler eylesin. Eğitime 5. sınıfta başlıyoruz. 5. sınıfın 1. döneminde okulda örgün eğitimle beraber hafızlık temel eğitimini veriyoruz. 2. dönemde hafızlığa başlıyor öğrencilerimiz. Yaz dönemine kadar 3-5 sayfalara kadar hafızlığı ikmal ediyoruz. 6. sınıfta açıktan okuma hakkını kullanıp hafızlığı öğrencilerimize bitirtmeye çalışıyoruz. 7. sınıfta örgün eğitimle beraber hafızlık tekrarı yapıyoruz. 8. sınıfta örgün eğitimle hafızlık tekrarına devam ederken bir yandan da liseye geçiş sınavlarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra hafızlık eğitimimizi aksatmayacak şekilde yüzme, halı saha maçları, voleybol, basketbol, pinpon, zeka oyunları, kır piknikleri, akvaryum gezisi, Wayland ve benzeri eğlence merkezlerince öğrencilerimize sosyal etkinlikler yaptırıyoruz. Hedefimiz minare gölgesinde Kur'an ışığında, ehli sünnet çizgisinde din gönüllüsü nesiller yetiştirmek. Milli ve manevi değerlerimizi emanet bırakabileceğimiz ve bu emaneti layıkıyla taşıyabilecek din adamları, din gönüllüsü nesiller yetiştirmektir. Bunun yanı sıra hafız ilim adamları, hafız bilim adamları, hafız mühendisler, hafız hukukçular, hafız tıpçılar yetiştirmektir. Din görevlilerimiz hayatın her alanında mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan manevi kahramanlarımızdır. Hayatını mesleğine adamış değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle camilerimizde sosyal faaliyetlerle ilgili konulardan bahsedecek olursak, cami görevlilerimiz sadece camide ibadeti yaptırma adına değil, orada hatta şunu söyleyebiliriz, başkanlığımızın özellikle üzerinde durduğu bir nokta var. Yani bizim görevimiz camide başlıyor, camide bitmiyor. Camide başlıyor ama mahallede de ne yapıyor? Görevimiz devam ediyor. Bu çerçevede değerlendirecek olursak, mahallemizin belki engellisi, hastası, gençleri, bizim hatta bağımlı gençlerimizden tutun, her türlü gencimize, vatandaşımıza ulaşmak adına yaptığı çalışmalar var. Ve bunu da tabii ki başkanlığımız kimle yapıyor? Camilerdeki görevlilerimizle, Kur'an kurslarındaki görevlilerimizle bu hizmetleri yerine getirmiş oluyor. Bizim de burada özellikle zikredeceğimiz Fatih bölgemizde mesela Saraç İshak Camii aşevimiz var. Kaymakamlık kanalıyla da biz buradaki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek oradaki hocamızın, cemaatimizin de destekleriyle her gün muhtarlarımızın da desteğini almak suretiyle 3000 civarında ihtiyaç sahibine bu aşevinden yemek gidiyor. Yine efendim buradaki bizim öğrenci evlerimizin yemeklerini de biz yine aşevinden temin ediyoruz. Onun yanında engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız var. Camiye engel yok projesi kapsamında her ay mesela engelli kardeşlerimizi bir son haftasında bir camimizde topluyoruz ve onlara yönelik yine çalışmalarımızı engelli kardeşlerimize de ulaştırdığımızı gösterme adına, hatta onların resmi işlerini takip etmek için engelli koordinatörlüğümüz vasıtasıyla orada görev yapan hocalarımız bizzat onların herhangi bir resmi işi olduğunda ilgili dairelerle, birimlerle irtibata geçerek hastane randevularına varıncaya kadar bunlara da destek olmak durumundayız. Yine camilerimizde hocalarımızın deruhte ettiği görevlerden birisi de belki bağımlılık konusu.
Özellikle bunu biz Emniyet Müdürlüğümüz vasıtasıyla da yine Yeşilay Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımızın da katkısıyla hem Yeşilay hem de İlçe Sağlık, İl Sağlık Müdürlüğümüz her ikisi beraber zaman zaman Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimize, yetişkin öğrencilerimize yönelik en iyi mesela narkotik polis annedir kapsamında birçok program tertip edildi. Hem annelere, velilere hem de görevlilerimize bu seminerler yapılmak suretiyle mahallelerimizde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu önceden tespit etmek ve ona göre önlemini almak için burada diğer kurumlarımızla ortak çalışmamız devam ediyor. Erzurumlu müezzin bir babanın, fedakar bir annenin ikinci evladı olarak 1979 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldim. Tabii gözümüzü cami avlusunda, minare gölgesinde açtık. Allah'a hamdolsun rahmetli babamın vazifeye başlamamda çok büyük katkısı ve teşviği vardır. Onu burada hayırla anıyorum, rahmetle anıyorum. Camide büyümek, camide olmak, camide kalmak, hafızlık eğitimi almak, İmam Hatip mezunu olmak hep onun bana teşviğiyle yapılmıştı. Bununla birlikte yani İmam Hatip olmak noktasında adım atarken rahmetli Yusuf dedem vardı. Hatta bu cami ihya edildiğinde bu camide hatiplik vazifesi yapmış. 76-77 yıllarında. Yani işte takdir-i ilahi biz de 2007 yılında burada vazifeye başladık. 2001 yılında vekil olarak vazifeye başladım. 2005 yılında asalete geçmiş olduk. Ve 2007 yılından beri de bu camide İmam Hatip olarak vazife yapmaya gayret ediyorum. Tabii biz bütün hocalarımızda olduğu gibi ferdi olarak bir şey yapamıyoruz çok fazla. Yani tek başımıza bir yere kadar bir şey yapabiliyoruz. Ben buraya tayinim çıktığımda, camiye ilk girdiğimde gözüm birilerini aradı. Acaba kimlerle bir şey yapabiliriz diye. Ve gözüm bir genci görmüştü o zaman. Dedim ki ona, sen okuyacaksın inşallah, beraberce seninle burada hizmet edeceğiz diye. O kardeşimiz büyüdü, mezun oldu. İşte o kardeşimiz şu anda gençlik komisyonumuzun sorumluluğunu yapıyor. Diğer taraftan zaman içerisinde cemaatimizi tanıdık. Onlarla birlikte kader birliği yaptık. Dedik ki bu camide sadece cami cemaatine değil, mahalleye dönük faaliyetler yapmamız lazım. Zira benim gördüğüm, hem rahmetli Yusuf dedemden, imam hoca mahallenin hocası olması gerektiğiydi. Ve o minvalde hareket etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. İmam, anne yürekli insan demektir der eskiler. Anne yürekli insan, yani cemaatini ayırmaz. Yani yetişkin cemaatine de gereken ehemmiyeti verir. Genç cemaatine de verir. Ama bunlarla birlikte nasıl anne küçük çocuğuna biraz daha ehemmiyet gösterirse, imam da biraz gençlere biraz daha fazla ehemmiyet gösterebilir. Biz de bu bağlamda camimizde gençlik faaliyetleri biraz daha ön plana çıkıyor. Camimizde bizim yetişkin cemaatimize yönelik senelik hatim programlarımız oluyor. Yani tabii bunun bir geçmişi var. Yaklaşık 15 seneden beri bu camide vazife yapıyorum. Çoğuyla bir şekilde bir Kur'an-ı Kerim geçmişimiz olmuş. Kur'an-ı Kerim öğretmişiz. Demişiz ki bu burada kalmamalı, sürdürmeliyiz. Tabiri caizse ödev verir gibi, yani büyüklerimize, kardeşlerimize, ağabeylerimize hatim veriyoruz. Ve bunlar bu hatimleri okuyorlar. Her hafta bunların dua programları yapılır. Ayrıca yine yetişkin cemaatimiz için her hafta cuma günü akşam yatsı namazları arasında tefsir dersleri yapıyoruz. Ki zira onları yetiştirebilirsek onlar da evlerindeki insanlara faydalı olabilecekler. Hocamla spor salonunda oğluyla eskiden bir arkadaşımız vardı. Ondan sonra işte camiye başladım spordan sonra. Burada işte kaynaştık, tanıştık falan. Şimdi devam ediyor. Camide Kur'an-ı Kerim eğitimi yapılıyor. Ondan sonra burada salı ve perşembe günleri okçuluk eğitimi oluyor. Küçük kardeşlerimizi
çalıştırıyoruz, sonra eğitiyoruz. Tarihini öğrensinler, ilimi öğrensinler, dinini öğrensinler. Atölyede kendimiz ürettiğimiz okları getiriyoruz. Daha iyi oluyor, kendimiz hem öğreniyoruz. Gençlik faaliyetlerimize geldiğimiz zaman bizim belki de Allah'a hamdolsun noktada, yani bu bölgedeki faaliyetlerimiz noktasında en etkin olduğumuz alanımız budur diyebilirim. Şimdi yaz Kur'an kurslarımız var. Yaz Kur'an kurslarımıza gençlerimiz geliyorlar. Ama bir zaman sonra yaz programı bittikten sonra çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i kapatıp bir kenara koyuyor. Bundan 7 sene önce biz demiştik ya bu böyle olmamalı. Bizim bu gençlerimize biz kışın da bu programı devam ettirelim. Her daim Kur'an, her yerde İslam şiarıyla bir program başlattık. Tabii şöyle bir şey oldu. Biz bunu yapıyoruz ama gençlerimiz gelip gidiyorlar. Dedik ki süreç içerisinde biz bir şey yapmamız lazım. Bir etkinlik bulmamız lazım. Bu genç kardeşlerimize hem camide kalsınlar hem de geçmişiyle rabıtasını sürdürsünler. O gün bizim aklımızda, işte sevgi ilahiyle aklımızda bir okçuluk programı doğdu. Ondan sonra biz dedik ki geleneksel Türk okçuluğunu bir araştıralım. Tarihini araştıralım. Eğitim dönemlerini bir araştıralım. Ve baktık ki evet biz bunu camide, gençlik merkezimizde yapabiliriz. Biz gittik bu işin eğitimini aldık. Hamdolsun bu işin antrenörlük belgesini de aldık şu anda. 3 tane eğitici kardeşimizle birlikte geleneksel Türk okçuluğu antrenörü eğitimlerini aldıktan sonra camimizde bu işin eğitimine başladık. Bununla birlikte biraz daha işi ileri gitmek, götürmek zorunda kaldık. Çünkü çocuklar diyor ki hocam başka. Bir kulüp kurduk. Spor kulübü. Ve bununla alakalı bir spor kulübümüzün merkezi var. Orada da çocuklarımıza kendi okullarını yapma imkanı sağlıyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bu konuda kendini geliştirsinler, bir emek de sarf etsinler. Ve el işleri de geliştirmiş olsun. Şunu söylemek isterim ayrıca. Geleneksel Türk okçuluğu, ecdadımızın irfani eğitimi verdiği, ahlaki eğitimi verdiği bir spor dalı olmuş. Kızlarımız diyorlardı ki hocam biz de okçuluk istiyoruz. Tabii kız eğiticimiz olmadığı için onlara biz okçuluk faaliyetine başlayamadık. Sene başında şöyle bir yani Allah'ın ikramı oldu bize. İl müftü yardımcımız, Yeşik'ten sorumlu Zekeriya Bülbül hocamız beni aradı. Dedi ki sana dedi bir teklifim var, iyi düşün. Dedi ki yanımda dedi ikinci kademe tekvando antrenörü olan bir bayan hocamız var. Eğer istersen sana yönlendirelim. Gençlik merkezinizde bununla alakalı faaliyet yapın. Dedim hocam arayıp da bulamadığımız bir şey bu. Gelsin tanışalım hoca hanımla. Tanıştık, görüştük. Müftü hocamızın da onayıyla camimizde şu anda kızlarımız için bayan hocanın nezaretinde tekvando eğitimi yapılıyor. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde Fatih'teydik. Fatih İlçe Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Fatih halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.